CERN'de tam olarak ne yapıldığını anlamak için fizik bilgilerimizi biraz tazeleyerek başlayalım. Uzun yıllardır CERN'deki araştırmalarda çalışan Türk bilim adamı Gökhan Ünel, benim gibi lise fizik derslerinde haylazlık yapan kötü bir fizik öğrencisinin bile anlayabileceği bir basitlikte standart modeli ve Higgs bozonunu anlatıyor. Galiba ortaokul ya da lise yıllarının başında görülüyor Mendeleyev'in tablosu. Mendeleyev tablosu bize neyi söylüyordu? Bir takım bildiğimiz temel elementler var, atomlar. Bunların bir takım kimyasal özelliklerine göre sıraladığımızda kütlelerin yukarıdan aşağı doğru arttığını ama kimyasal özelliklerin 3 aşağı 5 yukarı aynı kaldığını görüyordu. Hatta bunları işte soy gazlar, metaller vesaire diye de sınıflandırıyordu. Şimdi bu atomlara baktığımızda gördüğümüz yapı, eğer atomlardan daha küçük ne var veyahut atomun içinde ne var sorusunu sorarsak, atomun içinde etrafındaki elektron bulutu ve içindeki çekirdek olduğunu da öğrendik. Çekirdeğin içinde protonlar ve nötronlar olduğunu da öğrendik. Bu protonların ve nötronların içinde ne var sorusunun cevabı olarak kuarklar çıktı. Peki kuarkların içinde ne var diye hala soruyoruz. Şimdilik içinde bir şey yok. Peki bu yeni öğrendiğimiz, yani temel parçacık, iç yapısı olmayan parçacık, aynı elektronlar gibi. Bu yeni öğrendiğimiz kuarklarla elektronların ve bunların laboratuvarda ve ilk evrende olduğunu düşündüğümüz, laboratuvarda gözlemlediğimiz yeni kuarkların ve elektronun ağır kuzenlerini bir tabloya oturtabilir miyiz? Bunların bir simetrisi, bir yapısı var mı diye sorduğumuzda standart modelin parçacık tablosu çıkıyor. Standart modelde bu parçacıkların birbirleriyle nasıl etkileştiklerini ve gözlediğimiz parçacık dünyasını nasıl oluşturduklarını anlamamızı sağlayan en genel model. Bu model şimdiye kadar yapılmış bütün parçacık fiziği deneylerini düzgün bir şekilde açıklıyor. Neyi anlamamızı sağlıyor? Mesela ne bileyim ben, güneşin nasıl çalıştığını anlamamızı sağlıyor. Mesela nükleer santrallerin nasıl çalıştığını, nasıl buradan enerji elde ettiğimizi anlamamızı sağlıyor. Peki bu standart model mükemmel miydi? Her şeyi harika mıydı? Hayır, bir eksiği vardı temel. O da çeşitli temel parçacıkların kütleleri olduğunu söylüyor, kütlelerin farklı olduğunu söylüyor. Ama bu farkın nereden geldiğini açıklamıyordu. Ta ki 64 ya da 65 yılında Peter Higgs ve 5 kişi daha bu konuyla ilgili bir makale yazıp böyle bir yeni bir parçacık olabilir ve bu yeni parçacık varsa da bu temel parçacıklara kütlesini bunlarla etkileşerek kazandırabilir diyene kadar. Bizim bu yaptığımız deney standart modelin belki de son açığını kapattı. Yani Higgs parçacığını bularak neden temel parçacıkların kütleli olduğunu ve kütlelerinin neden farklı olduğunu açıklamamızı, anlamamızı sağladı.